Herkese merhabalar. Bugün sizlere mozaik pasta tarifiyle geldim. Yapımı çok kolay, çok lezzetli bir pasta. Umarım videomu beğenirsiniz. Tarifimi, evet, şimdi sizlere malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı tereyağı veya da margarin. Gördüğünüz gibi böyle bir paket petibör bisküvi, bir paket daha petibör bisküvi. İsterseniz iki paket de bu bisküviden kullanabilirsiniz. Ben tat farklılığı olsun diye bir paket de bu bisküviden kullandım. Evet, şimdi sizlerle birlikte tarifime geçelim. Görmüş olduğunuz gibi bisküvilerimi bu kabın içerisine aldım. Bisküvilerimi ortadan ikiye bölerek hepsini bu kabın içerisine alıyorum. İkiden fazlaya bölmeniz gerekiyor. İkiden fazlaya bölerseniz içinde parçalanıp lapa haline dönebilir. Gördüğünüz gibi böyle ikiye bölüyorum hepsini. Zaten içine sütlü harcını dökünce hepsi bölünmüş olacak. Bunları da böyle gördüğünüz gibi bölüyorum. İki üçe bölmeniz yeterli olacaktır yani. Çok fazla bölmenize gerek yok. Çok fazla inceltmeyin. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizlere de. Evet, şimdi bunların hepsini yaptım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Son halini sizlere şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tenceremi, ocağımı aldım. Şimdi içerisine tereyağımı ekliyorum. Tereyağım erisin. Ondan sonra üzerine kakaomu ekleyeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tereyağı mevcut. Şimdi içerisinde 2 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Kakaomu bekledikten sonra güzelce karıştıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, güzelce karıştırıyorum. Güzel karıştırmak gerçekten çok önemli. Kakaom birazcık kavurduktan sonra şimdi üzerine sütümü ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi şimdi üzerine soğuk sütümü ekliyorum. Ben günlük süt kullandım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Güzelce pişmesi için. Gördüğünüz gibi kullandığım şey de bu. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Ve şimdi üzerine şekerimi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı şekerim var. Şekerimi de ekledim. Ve bunu da güzelce karıştıracağım, çırpacağım. Çekeyim. Ve bunu 10 dakika pişireceğim. Kaynayıncaya kadar yani. Fokurdayıncaya kadar. Gördüğünüz gibi 10 dakika pişirdim. Tam bu kıvama geldi. Sakınlaştı bayağı bir. Şimdi ocağımı indirip 15 dakika dinlendireceğim. Sonra bisküvilerimi üstüne ekleyeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi kıymetli takipçilerim, bunu böyle yani sıvı harcımı böyle 5 dakikalar karıştıracağım. 10 dakika karıştırdım güzelce. Tam ılık bir kıvam gelince bisküvilerin üstüne ekleyeceğim. Evet, çok kıymetli, çok değerli izleyici takipçilerim. Şimdi gördüğünüz gibi bisküvimizi dersine ekliyorum. Sütlü karışımımı. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok değerli kıymetli takipçilerim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Harcımı şöyle göstereyim sizlere de. Güzelce karıştırmanız gerekiyor.
Çok kıymetli takipçilerim. Ve birkaç dakikada böyle dinlendirip buzdolabı poşetime ekleyeceğim. Evet çok değerli kıymetli takipçilerim. Şimdi gördüğünüz gibi mozaik kekimin, pastamın harcını buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Dondurma tadında yaz aylarında her gün yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Ben 2-3 yıldır genellikle haftada bir yapıyorum. Hem çok kolay hem çok pratik hem az malzemeli. Hiç çekmemiştim. Bu videomu da sizlere çekip göstereyim dedim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle aşağıya doğru bastırarak indiriyoruz. Üstte kalan harçlarımızı şöyle şuradan bir baskı uyguluyoruz. Size de şöyle göstereyim. Çok değerli kıymetli takipçilerim. Poşetimizin delik olmamasına dikkat etmeliyiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yuvarlıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şekilde alasıya kadar bastırıyorum. Şu anda bunu böyle arka tarafına doğru geçireceğim. Şöyle güzelce bastırdım. Yuvarlak bir şekilde alasıya kadar. Şimdi bunu dondurmaya 3-4 saatliğine gönderiyorum. Şöyle tam şeklini sizlere göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi 3 saatin sonunda mozaik pastamız dondu. Şimdi sizlere sunumunu da göstereceğim. Evet görüyorsunuz şöyle çıkartıyoruz. İçi biraz çikolatalı. Kakaolu yani. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çıkartıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi mozaik pastalarımızı kestim. Sizlere de şöyle göstermek için koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarımda, paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Abone değilseniz ücretsiz aboneliklerinizi olun, beğenilerinizi atın. Hoşça kalın.